İslam Hayat programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu akşam biraz Kudüs meselesini konuşmak istiyoruz. Tüm dünyada Müslümanlar acı çekiyor, kan ağlıyor ve hepsine dua ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin kurtulması için. Ve Mescid-i Aksa'da maalesef Yahudiler hiçbir zaman boş durmuyor. Oradaki namaz kılmak isteyen kardeşlerimizi dışarı çıkarıp keyfince hareket ediyorlar. Adeta Müslümanları orada hakaret ediyorlar. Bu akşam Mescid-i Aksa bizim için nedir? Ne anlama gelir? Biraz o konudan gireceğiz. Ve sizden gelen soruları da yanıtlamaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çekensan Hocam, hoş geldiniz. Maalesef tüm dünyada Müslümanlar acı çekiyor. Biz de dualar ediyoruz. Bir an önce inşallah kurtulurlar. Bu acılardan kurtulup refaha ulaşırlar. Mescid-i Aksa çok önemli bir konu. Tüm Müslümanları ilgilendiren bir konu. Mescid-i Aksa sadece Filistin meselesi midir, yoksa tüm Müslümanları ilgilendiren önemli bir konu mudur Sayın Hocam? Buradan başlayayım derseniz. Şöyle bir güzel bir tesadüf de oldu. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği camiler haftasında da bulunuyoruz. Evet. Böylece hem bu soruyu cevaplandıralım ve hem de camiler haftası münasebetiyle yine bu konuda bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre Ali İmran 96-97. ayetler yeryüzünde insanlar için ortaya konmuş ilk beyt, ayetin ifadesini aynen söyleyeyim, Bekke'deki yani Mekke'dekidir. O insanlar için bir hidayet kaynağı ve mübarektir diye geçmektedir. Yani Kabe, Beytullah yeryüzünde insanlar için ortaya konmuş ilk ev, ilk mabet, ilk mescit denebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yine ifadesine göre ilk ev olarak bu yapılmış. Tabii ki yine Hazreti İbrahim'den bahseden ayetlere göre de Hazreti İbrahim de Kabe'yi yapmış. Ancak Hazreti İbrahim sıfırdan yapma değil, önceden Hazreti Adem tarafından yapılmış olan ve büyük ihtimalle Nuh tufanı ile yerin altında, kumların altında kalmış olan Kabe'nin duvarlarının temellerini ortaya çıkarıyor, onu yükseltiyor. Bir bakıma ikinci defa yapıyor Hazreti evet. İbrahim. Bir bu var, bir de Hazreti Adem Kabe'yi yaptıktan 40 yıl sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı yapıyor. Ya Mescid-i Aksa da Hazreti Adem tarafından yapılmış. Tabii. İlk insan, ilk peygamber hem Kabe'yi yapıyor, 40 yıl sonra da hem Mescid-i Aksa'yı yapıyor. Bu iki mescit zaman zaman insanlara kıblelik yapmıştır. İbadetlerinde kıblelik yapmıştır. Peygamberimiz dahi peygamberliğinin Mekke dönemi artı Medine'ye geçtikten sonra da yine bir süre Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılıyordu. Yani peygamberimiz de uzun bir zaman Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmıştır. Mekke'deyken zaman zaman şöyle duruyordu. Kabe'nin güney tarafına durarak, yönünü kuzeye çevirerek önüne hem Kabe hem de Mescid-i Aksa gelecek şekilde duruyordu. Fakat Medine'ye geldiği zaman arada kaldı ve Mescid-i Aksa'ya dönerek namaza devam etti. Hatta Medineli Yahudiler insanı çileden çıkaran laflar etmeye başladılar. Dediler ki, kıbleniz bile yok gibi. Bu ne biçim peygamberdir ki bizim kıblemize dönerek namaz kılıyor filan gibi. Ondan sonra zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sıkıntı içerisindeydi. Yani iki kıble arasında kaldığı için ve tercih noktasında bir yandan gönlü Kabe'de, kendisi Mescid-i Aksa'ya dönüyor vesaire, bir iç sıkıntısı vardı. Nihayet yönünü Mescid-i Haram'a çevir emri gelince kıble Kabe oldu ve kıyamete kadar da böyle gidecek. Şimdi burada dikkat edeceğimiz birkaç husus var. Kabe için Allah Teala mübarek dedi. Mescid-i Aksa İsra suresi 1. ayette çevresini biz mübarek kıldık deniliyor. Evet. Mübarek kılındı. Kabe mübarek kılındı. O çevre
harem mıntıkası diyebiliriz. Bir de Mescid-i Aksa çevresi mübarek kılındı. Bir de Hazreti Musa'nın Tevrat'ı aldığı ya da levhaları aldığı yer olan Tur Dağı ve vadi, orada bir vadiden bahsediyor Rabbimiz, mukaddes bir vadi diye Taha suresinde vesairede, ondan sonra Maide suresinde benzeri bir şey geçiyor. Şimdi buralarda Hazreti Musa'nın Tevrat'ı aldığı ya da levhaları aldığı yer içinde mukaddes ifadesi kullanılıyor ki bu mukaddes ifadesinin kullanıldığı yer Kızıldeniz'in kuzeyinde çatal gibi, biliyorsun deniz iki tarafa uzanıyor. Birisi Akabe'ye gidiyor, birisi Süveyş'e doğru gidiyor. Bu Kızıldeniz'in çatalının tam ortasına denk geliyor. Tur Dağı. Evet. Yani Sina. Sina çölü diyoruz ya. Sina zaten mübarek anlamına geliyor. Bu yerler için bizim kaynaklarımız, Kur'an-ı Kerim vesaire mübarek ve mukaddes ifadesini kullanıyor. Şimdi bunu alacağımız bir ders var. O da şu. Mübarek denilen yerlerin Allah'ın lanetlediği insanların egemenliğinde olması bir uçtan bir uca bütün Müslümanların sorumluluğundadır. Yani sadece orada yaşayan Müslümanların değil. Sonra. Aynen öyle. Dünya üzerinde kendisini Müslüman kabul eden insan sayısı 1.8 milyar. 2 milyara yakın yani. Hesap ediliyor. Bu kadar uzun bir coğrafyada yaşayan, Filipinler'den Atlas Okyanusu'na kadar hesap edin. Uzun bir coğrafyada yaşayan ve 2 milyara yakın nüfusu olan bütün Müslümanlar, aklı başında bütün Müslümanlar, Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan sorumludurlar. Hiç kimse ben sorumsuzum, beni ilgilendirmez deme hakkına sahip değil. Herkes öbür tarafta bunun hesabını verecektir. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Bu Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptıklarını şöyle düşünüyorum. Müslümanlar acaba düşman nelerine saldırdıkları zaman ayağa kalkacaklardır? Değil mi hocam? Ya. Mescid-i Aksa'ya saldırıyorlar. 69'da Mescid-i Aksa'yı yaktılar. O zaman bir yangın çıkmıştı. Evet. Hatta İslam Konferansı bu yangının üzerine bir araya geldi. O zaman yapılan bir çağrıyla böyle bir teşkilat kuruldu. Peki Mescid-i Aksa böyle oldu. Müslümanlar yine vurdum duymaz gibi davrandılar. Peki nereye bir saldırı olursa Müslümanlar ayağa kalkacaklardır. Geride 3 tane mukaddes mescitten ikisi kalıyor. Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'si Medine'deki, bir de Kabe ve Mescid-i Aksa kalıyor. Yani bu lanetli insanlar bu ikisinden birine saldırınca Müslümanlar ayağa kalkacaklardır. Ne zaman kalkacağız yani, değil mi hocam? Öyle ya. Yani Müslümanlar böyle dura dura, bu Yahudi gelecek ya Medine'ye saldıracak ya da Kabe'ye saldıracak ki öyle mi ayağa kalksınlar? Daha Müslüman ne bekliyor? Velhasıl bu konuda bütün Müslümanlar sorumludurlar. Evet. Bu Kudüs meselesi böyle yarım asırdan fazladır. 60-65 seneden, 67 seneden beri daima şamaryen bir Filistinli meselesi değildir yani. Her Müslüman bu konuda sorumludur. Ve bunda asla şüphe yoktur. Herkes de hesabını verecektir. Müslümanlar olarak. Şimdi haberlerde söyleniyor. Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girdi. Necaset halleriyle girdiler. Müslümanlar oradan derdest ayağa çıkardılar. Dışarı çıkardılar. Neymiş? Kendileri bilmem ne yapacaklarmış. Şimdi bu dahi Müslümanları tepki koymaya, bizzat el koymaya, tepki laf yani, tepki. Tepki zaten kazımıyor zaten. Yetersiz tabii hocam. Hem yetersiz hem de kazımıyor zaten o. Ne zaman artık bizzat el koyacaklar? Yani bu Müslümanların başına ne gelecek ki daha el koysunlar? Daha ne bekliyorlar? Bunu ben bulamıyorum, zihnimde bulamıyorum.
ve nasıl sorumluluğumuzdadır. Yani mübarek bir yerin lanetlenmiş insanlar tarafından böyle çiğnenmesi bizim için ayıp olarak, zül olarak, sorumluluk olarak fazla bile. Evet. Evet. Yahudi yönetici ne diyor hocam? Bu bombalamalar, işte işgaller devam ettikten sonra sormuş bir gazeteci de, efendim hiç mi korkmuyorsunuz? Yani böyle giriyorsunuz Filistin'e ya da Mescid-i Aksa'ya. Demiş, ilk başta korktuk demiş. Yani sabaha kadar uyuyamadım. Tabii. İlk girdiğimiz zaman. Tabii. Baktık bir şey yok. Demiş ki Müslüman alemi ayağa kalkacak, gelecek üstümüze. Sabah baktık bir şey yok, devam dedik demiş. Evet, bu kadar. Dediğiniz çok önemli. Yani biz hiçbir tepki, hiçbir şey, bu kadar. Yani fiili bir reaksiyon, hiçbir şey göstermiyoruz. Tabii. Şimdi hatta şöyle de diyebilirim. Diyelim ki nasıl ki bir devlet sadece homojen olmuyorsa, İsrail de homojen değildir. Ve onun da dünyanın başka yerlerinde vatandaşı vardır, tabii, vesairesi vardır. Yani yapılabilecek, ilk önce insani olarak yapılabilecek çok şey var. Müslüman onu dahi hakkıyla yapıyor değildir. Bir ara o zaman başbakandı, şimdi cumhurbaşkanı, Arap zirvesinde konuşurken galiba Kahire'deydi. Bir ayet de okudu hatta o arada. Siz daha ne zaman konuşacaksınız? Filistinli Müslüman, hadi Müslümanlığı saymadınız, Arap. Siz daha ne zaman konuşacaksınız? Onların hepsi ileri derecede morfinlenmiş, uyuyor. Uyuyan bir, affedersin, leşten farkları yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Öte yandan İsrail'in köpekliğini yapan bir Amerika Birleşik Devletleri var. İsrail'in yine köpekliğini yapan bir Birleşmiş Milletler var. Yine zaman zaman yine köpekliğini yapan bir Avrupa Birliği var. O ne derse onu yapıyorlar, değil mi? Ondan sonra kendisinden korkan, kendisini ne ait bir şahsiyet hiç görmeyen diğer liderler var. Hiçbir şey çıkmıyor. Ve resmen Amerika Birleşik Devletleri de, Birleşmiş Milletler de, zaman zaman Avrupa Birliği de İsrail'e köpeklik yapıyorlar. Finoluk yapıyorlar. Kuyruk sallamaktan başka hiç yaptıkları bir halt yok. Ama hocam yerleşmişler, içini ele geçirmişler. Bugün hani derin Amerika diyoruz, derin bunlar, devlet falan bunlar, diyoruz. Bunlar hepsi tabii lafta şeyler. Ya dediğiniz gibi Yahudiler yönetiyor yani. Bu Yahudiler tüm dünyada parasal güç olarak yönetiyor. Hepsi lafta şeyler. Onun için Müslümanlara çok görev düşüyor hocam burada. İşte. Yani her aşamada düşüyor aslında. Bir sadece Mescid-i Aksa değil. Ekonomik ambargo dahi dize getirebilir. Evet. Değil mi? Ürünlerinizi almıyoruz desek. Ekonomik ambargo dahi. Onu da yaptıkları yok Müslümanların. Onlar dahi yaptıkları yok. Müslümana desen ki şu ürünü tüketme. Mesela Gandhi zayıfçılız bir adam. Hindistan'dan İngilizleri neyle kovdu? Topla tüfekle kovmadı. Sadece ambargo koydu. Biz sizin mallarınızı almıyoruz. Bu kadar. Hindu toplumda onun dediğini tuttu. Adam hapse girdi, sürgün yedi, bilmem ne oldu ama İngilizler de kovdu oradan. Hindistan'ı kurtardı yani. O kadar. Hiç savaşmadan yani. Velhasıl Müslümanlar baştan ayağa bu noktada sorumludurlar. Görelim Mevla neyler. Yani ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani insanlar ne der diye çok düşünüyoruz. Hani, evet. Bir yönetici olsun ya da bir siyasetçi olsun. Acaba ne der ki bize? Hani çok düşünüyoruz. Fakat Allah ne der sorusunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Evet. Tüm dünyada Müslümanlar acı çekiyor. Zulüm altında. Aslında biz de beyinlerimiz olarak belki bir şey altındayız. Evet. Fakat hiçbir zaman tepki göstermiyoruz. Halimizden de sanki memnunuz. Evet. Bundan sorumluyuz. Yani Allah ne der sorusunun cevabını bulmamız lazım hocam. Şimdi camilerle ilgili madem bir de şunu ekleyelim. Tahiyyatul Mescid diye bir namaz var biliyorsunuz. İlmihallerde. Evet. Nafile namazlardan. Camiyi selamlamak demektir. Yani bir insanın yanına vardığımız zaman nasıl ki selam veriyoruz, sonra oturuyorsak yanına ya da yanından geçerken selam veriyorsak, camide bir insan gibi camiye vardığımızda selam vermemiz gerekir.
Ama camiye selam, biliyorsunuz Esselamu Aleyküm şeklinde olmaz. İki rekat namaz kılmak suretiyle olur. Ya mescidin selamı o şekilde. Tabii. Öyleyse mescide, camiye girdiğimiz zaman doğrudan oturmayacağız. İki rekat namaz kılıp namazın kadesiyle oturmuş olacağız. Usul budur. Camiye selam böyle olur. Bir adam yanına vardığımızda selam vermeden yanına oturduğumuzu düşünelim. Bu adam der ki ya bu medeniyet görmemiş, adam muaşeret bilmeyen, don, kalas gibi bir adam der. Camiye de varıp namaz kılmadan doğrudan oturan adam cami nazarıyla böyle kaba bir adamdır. Çünkü adab muaşerete uymamıştır. İşte bu namaz nafile bir namaz ama caminin durumuna göre bu nafile namaz kademe kademe önem kazanır. Mesela şöyle, faal olan bir camiye girdiğiniz zaman oturursunuz, bir iki rekat nafile kılmış olursunuz, tamam. Fakat şöyle düşünün, diyelim ki yolculuk esnasında yol kenarda bir yıkıntı gördünüz, duvar yıkıntısı. Bu bir kervansaray yıkıntısı da olabilir. İndiniz merakla, baktınız ki meğer eskiden bu bir mescit camiymiş, metruk hale gelmiş, üstü çökmüş, duvarları yer yer yıkılmış, içine otlar, tozlar, topraklar, otlar dolmuş, böyle bir hal almış. Cami olup bu hale gelen bu yerde seccademizi sererek iki rekat namaz kılmamız şeklindeki tahiyyatü mescid öncekinden çok daha önem taşır bu. Bu cami kim bilir kaç yıldan bu yana namaza hasrettir, kendisine bir selam ya verilmesine hasret kalmıştır. Bu ikinci merhale. Bir de üçüncü merhalesi var. Şöyle düşünelim. Diyelim ki ecnebi memleketlerde geziyoruz. Avrupa'nın herhangi bir şehrinde gezdiğimizi düşünelim. Bir binaya denk geldik. Ya baktık ki bu zamanında camiymiş. Kubbesi var bilmem ne. Bakıyorsunuz ki kapı penceresi kırılmış. İçeriye kuşlar dolmuş. Sokak hayvanları girip çıkıyor. İçerisi mezbelelik olmuş. Bilmem ne. Sıvaları dökülmüş. Yazıları kimi dökülmüş, kimi hala parçaları duruyor mesela. Böyle bir camide, ki Avrupa'da benzerleri var bunun, böyle bir camide tahiyyatül mescid kılmak bir öncekinden çok daha önem taşıyor. Hele faal olan camiye göre daha da önemlidir o. Namazı hasret kalmıştır çünkü uzun zaman. Bu caminin yanından bir Müslümanın namaz kılmadan geçmesini ben caiz görmüyorum şahsen. Kim bilir kaç asırdır o cami, bir Müslüman bana uğrayacak da içimde bir namaz kılacak, bana selam verecek diye bekliyordur. E peki bu cansız şeyler böyle bir beklenti, insana benzer duygu taşır mı? Taşır. Neye göre söylüyorsunuz diyeceksiniz. Peygamberimiz dağ için, bazı mekanlar için söylediği bazı sözler vardır. Mesela Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Uhud dağ adamı sever mi? Peygamberimiz sever diyorsa seviyordur. Eyvallah. Seviyordur. Cami de ona kıyasla böyle bir durumda olabilir, böyle bir duygu içinde olabilir. Bu dediğim gibi üçüncü merhale. Bir de yine ecnebi memleketlerde diyelim ki geziyorduk, bir yapı gördük, dikkat ettik meğer camiymiş. Ama üzerinde mesela haç dikilmiş. Kiliseye çevrilmiş. Kiliseye çevrilmiş. Buralarda tahiyyatul mescid kılmak önceki saydığım üç yere göre çok daha anlamlıdır ve faziletlidir. Karşı gelmezler herhalde değil mi hocam? Ben şahsen böyle yerlerde karşı gelmişler falan, onu ben hiç hesaba katmam. Pardüsü sererek iki rekat namaz kılar. Mesela en bariz örneği İspanya'daki Mescid-i Kurtuba değil mi? Ona geleceğim. Böyle yerlerde pardüsümü sererim yere, toz toprak dinlemem ve iki rekat namaz kılarım orada. Çünkü o caminin bir defa duygularını ben okumaya çalışırım. Başınıza hiç geldi mi, yaptınız mı hocam? Onu yaptım, onu anlatacağım. Bu dördüncü merhalesi bu.
Şimdi beşinci merhalesine geliyorum. Tahiyyetul Mescid. Batılıların, Hristiyan aleminin bizdeki simgesi Ayasofya'dır. Simgedir yani, onların simgesidir. Ayasofya, İslam'dan önce yapılmış bir kilisedir. Justinian zamanlarında mı, nerede, ne zaman yapıldı? Peygamberimiz hatta dünyaya gelmeden önce yapılan bir şeydir, bir kilisedir. Çok daha eski. Ve bir ara tarihlerde şöyle bir şey söyleniyordu, tarihlerde yazılı olan. Peygamberimiz hayattayken bir ara Bizans'ta Ayasofya'nın tamiri gerekli olmuş. Ayasofya'nın tamiri gerekli olmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a da haber gelmiş ve Peygamberimiz de o tamirde kullanılmak üzere bir şey gönderdiğini hatırlıyorum kitaplardan. Bu niçin olabilir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın bir mucizesidir. Zaman gelecek, orası camiye dönecek, anlıyoruz. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan aşağı yukarı bir 8 asır sonra orası camiye dönmüştür. Şimdi Hristiyan aleminin bizdeki simgesi Ayasofya olunca Müslümanların da batıdaki bir simgesi gündeme geliyor. Müslümanların da batıdaki simgesi İspanya'da, Endülüs'te Kurtuba camisidir. Ki batılıların Kordoba diyorlar. Kurtuba, evet, camisidir. Bu cami 50 bin kişilik cami. Bildiğim kadarıyla Mescid-i Haram, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi hariç o kadar cemaat alan ben başka cami bilmiyorum. 50 bin kişilik cami, düşünün. İçine giriyorsunuz, bir sütun ormanına denk geliyorsunuz. Caminin ucunu göremiyorsunuz, gezdikçe görüyorsunuz. Böyle bir cami. Ama bu kiliseye çevrilmiş. Kiliseye çevrilmiş bir cami. Bizim simgemiz de o. Yani şu anda kullanılıyor mu hocam kilise olarak? Kilise olarak kullanılıyor şu anda. Çok acı. Ve bu caminin kiliseye çevrildiği tarih 1523. Yani Ayasofya camiye çevrildikten 70 sene sonra. 70 sene sonra Endülüs'te bunun rövanşını almışlar. Buna karşılık o. Şimdi o tabii o kadar büyük kilise cemaatleri yok malum. Küçük bir bölümünü kiliseye çevirmişler. Ondan sonra bir cephesinin duvarını boydan boya odalar yaparak, sütunların arasını örerek odalar yaparak her birini bir papazın adına döşemişler. Papaz filanın odası filan diye de yazılı. Geri tarafı koca meydanlık müzedir ve parayla giriliyor. Kuyrukta da ziyaretçisi var. Girişi o zaman işte biz girdiğimizde 8 euro idi. Hem bu hem de Granada'daki Alhambra Sarayı İspanya'nın darphanesi. Para basıyor. Hatta Alhambra Sarayı ziyaretçileri randevuyla alıyor. Oo. Diyor ki filan saatten filan saate kadar gelebilirsiniz. Bir yarım saatlik bir zaman veriyor sana. Kullanıyor yani onlar hocam. Tabii. Yani. Çok kalabalık çünkü. Ta millet gece 3'te kuyruğa giriyor. Bir bakıyorsunuz ortalık dolu insan sırada. Ondan sonra bir kısmını geziyorsunuz. Orayı gezerken size bu arada bir saat veriyor. Filan saat arasında gelebilirsiniz diye. Böyle nöbetle alıyor içeriye. Bu kadar ziyaretçisi çok ve oraya girişte 13 euro ayrıca. Epey bir para kazandırıyor yani. Şimdi hem Alhambra Sarayı'nın içindeki cami, o da kilise zaten, hem de Kurtuba'daki o büyük cami, hem de diğer şehirlerdeki kale gibi görkemli camiler. Düşünün ki mesela bir Süleymaniye Camisi'ni düşün, bir Selimiye'yi düşün, mesela kiliseye çevrildiğini düşün. Öyle görkemli camiler hep merkezi kilise şeklindedir. Şimdi Kurtuba'daki o cami 737 sene camilik yapmış. Uzun da bir süre değil mi hocam? 737. Tabii 8 asır Endülüs medeniyeti.
737 sene. Bu uzun zaman içinde burada hatimler inildi, teravihler kılındı, cuma namazları kılındı, bayram namazları, ilahiler okundu, salavatlar getirildi, mevlütler okunmuştur bilmiyoruz, her neyse. Allahu Ekber sesleri, peygamberimize salavatlar, yani o caminin her zerresi neredeyse bunu içine almış, onunla peyda olmuş gibi bir hali var. Şimdi 1523'ten bu yana 450 sene, 500 seneye yaklaşıyor. Orada bu faaliyetler yok. Öyleyse bu cami bir tahiyyatul mescide, bir ezana sonuna kadar susanmış ve özlem duymuş bir vaziyette bulunuyor. Burada iki rekat dahi olsa bir tahiyyatul mescid kılmak, daha önce anlattığım tahiyyatul mescidden çok daha önemlidir. Hatta bu tahiyyatul mescidin simgesel özelliği vardır. Şair diyoruz ya. Evet. Şiar özelliği vardır. Onun için kılmak gerekiyor. Hem zaten tahiyyatul mescid. Zaten biz oraya girmeden içinde namaz kılmak yasak filan şu bu dediler. Bu yasağı duyunca ben içimden cinlenmeye başladım. Ne demek yasak? Allah'tan kimse engel olmadı. Orada tahiyyatul mescidle işteyse selam verebildik yani. İşte bu mescit haftası dolayısıyla ve Kudüs'ten Mescid-i Haram'dan başlayarak böyle bir camilerle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istedik. Tahiyyatul mescid bizim önemli nafile namazlardandır. Camiler haftası nedeniyle de özellikle hani sormak istediğim bir soru var. Camide çocuk sesi deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi tabii ki camiye çocuklar da gelecek. Çünkü çocuklukta zihne kazılan o görüntüler, o hatıralar ömür boyu insanın aklından çıkmaz ve insana zaman zaman yol gösterici bir etki yapabilir. Dolayısıyla çocukların zihinlerinde daima çok güzel hatıralar olmalı ve o hatıralar çocukların zihnine kazınmış olmalıdır. Bu konuda özellikle bizim büyüklerin, camideki yaşlı cemaatin tahammülsüzlüğünü görebiliyoruz. Evet. Ve camide biraz onun beklediğinden fazla yaramazlık yapanları kovduklarını, kovaladıklarını görüyoruz. Böyle bir hacı amca küçük çocuğu kovalıyorsa ben de diyorum ki hacı amcayı kovalayın. Öyle ya, şimdi orada tabii ki azarlanacak olan çocuk değil. Tabii ki usluca bir şeyler söylenecek de o da esas azarlanacak olan hacı amcalardır. Zaten bir de batının etkisiyle toplumda çocuk ya, iyice azaldı tabii. Maalesef azaldı. Bir de mevcutların camiye gelmesi temin edilecekken, sevdirilecekken gelenlerin bu şekilde kovalanması, azarlanması hiç affedilecek bir şey değildir. Bu arada şunu söyleyelim. Cami, işte cemaat şu bu deyince kimileri ya şuursuz cemaat değil mi? Sürüden farkı ne var filan diyenler oluyor. Şimdi biz böyle görebiliriz. Gerçekten de belki öyle olabilir. Ama şunu biz unutuyoruz. Allah Teala bizim bu şuursuz dediğimiz cemaati karşı tarafa nasıl gösteriyor? Orayı biz hiç hesap etmiyoruz. Kim bilir bizim bu şuursuz dediğimiz cemaati Allah Teala Müslümanlara düşmanlık içerisinde olan gayrimüslime kim bilir nasıl gösteriyor? Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle şu soruyu sorarak, cevabını vererek konuya gireyim. Diyelim ki bir camide 50 kişi, 100 kişi. Böyle bir cemaat var diyelim. Allah Teala bu cemaati içinde İslam'a düşmanlık besleyen kişilere kat kat fazlasıyla gösterebilir. 100 kişiyi 500 kişi. 100 kişiyi 10 katıyla çarp, 5000 kişi, 500 kişi, 1000 kişi neyse öyle gösterebilir.
Bunun örneği var mı? Bunun örneği var. Kur'an-ı Kerim'de Bedir Savaşı'ndan bahseden ayetlere bakın. Ali İmran'da olsun, efendim Enfal'da olsun. Allah Teala 305 kişiden oluşmuş. O da kırık dökük böyle tecizatla 305 kişiden oluşmuş bu ilk İslam ordusunu, 305 kişi ilk İslam ordusunu karşı tarafa kat kat fazla gösteriyormuş. Bunu Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor. Dolayısıyla o 300 kişiyi, 305 kişiyi, karşıda 950 kişi var, müşrikler, 3 katı insan var. O 950 kişi, bu 305 kişiyi kendilerine denk, yani savaşılması biraz insanı ürperten ve moralini bozan bir şekilde görüyormuş. Yine ilginçtir, daha da fazla Cenab-ı Hak göstermemiş onlara ki müşrikler cesaret edip de saldırsınlar da derslerini alsınlar diye. Bir de böyle var. Bir örnek daha vereyim. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'na Medine'den 1000 kişiyle yola çıkıldı. Yarı yolda 300 münafık geri döndü. Evlerine döndüler. 700 kişiyle Uhud'a gidildi. Bakın şimdi bu 300 kişi münafık. Ve çok kötü bir iş yaptılar. Ama Allah karşı tarafa nasıl göstermiş? Çok ilginç geliyor bana. Uhud'da müşrik iken sonradan Müslüman olan bir sahabi ile Uhud'da Müslüman bulunan iki kişi sohbet ediyorlar şimdi. Savaşta müşrik, sonradan Müslüman olmuş. Önceden Müslüman olan birisi de sohbet ediyorlar. Uhud'u konuşuyorlar. Uhud'u konuşuyorlar. Evet. Önceden Müslüman olan diyor ki ya siz bizi dağıtmışken niçin Medine'yi yağmalamadınız da kuzu kuzu çekip gittiniz? Öyle ya. O zaman müşrik olan demiş ki bak ilginç. Biz daha önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, tabi o zaman Muhammed diyorlardı, Medine'yi korumak üzere 300 kişiyi geri gönderdiğini haber aldık. Çok ilginç hakikaten. Yani savaştan kaçıp evine gidenleri Allah Teala karşı tarafa Medine'yi korumak üzere geri gönderilen müfrezeler olarak görüyor. Biz bu yüzden cesaret edemedik diye. Şimdi bu çok önemli hocam. Bu olaylardan alacağımız ders var. Geliyoruz bizim şuursuz denilen cemaate. Acaba bu cemaati karşı tarafa Allah Teala nasıl gösteriyor? Onu mutlaka düşünmemiz gerekir. Yani belki hani şey görülebilir. Yani cemaat sürü gibi görebilirsin. Sayısı belki az olabilir ya da der ki ya bu cemaat. Hem sayı hem de kalite olarak. Ne çıkar diyebilirler insanlar. Tabii. Ne çıkaracak şimdi, ona merak edelim. Şimdi bir hatıra anlatacağım. Birisi bana anlattı. 80 öncesi o her gün terörden, anarşiden bilmem kaç kişinin öldüğü, kimsenin geceleri dışarıya çıkamadığı yıllar. Dedi ki bir köşe yazarı, dedi ki bir komünistle görüşüyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Türkiye'yi bir anlattı, Türkiye gitmiş dedim. İşte askeriyede şu kadar adamımız var, adliyede şu kadar var, halktan şu kadar var, şu. Bir saymış. Ülke gitmiş yani neredeyse. Hepsi komünist olmuş. Bizimki demiş ki ya madem böyle niçin ihtilal yapmıyorsunuz? Öyle ya her taraf elinizde madem. Demiş ki biz ihtilal yapmaya yaparız da. Şu Sultanahmet'teki o cemaat var ya. Olsun. Onlar cahil insanlar. Varsın olsun. İmamlara derse ki şu komünistlerin üzerine yürüyün. Onlar cahil insanlar. Biz o zaman mahvoluruz. Ondan çekiniyoruz. Yani. Cami cemaatinden. Cami cemaatinden. Anlaşıldı mı? Şimdi biz camiye ısrarla devam edeceğiz. Evet. Hele affedersiniz saf. Saf kelimesi ne anlama geliyor? Hepsini şu anda kullanmak istiyorum. Böyle heyecanlı tipler vardı toplumda. Bu camiler bizim değildir, düzenindir ya, falan filan evet, şu bu diye. Aman uzak durun bilmem ne. Bu insanların aklına tüküresim geliyor. Sen, bu camiler senindir, Müslümanındır. Bizimdir yani tabii. Hepimiz. Cemaat kaliteli değilse sen git madem kaliteli hale getir. Camiyi şenlendir, git, sahiplen.
uzak durarak bu benim değildir demekle sen fitne çıkarmış olursun. Gideceğiz, camileri dolduracağız. Kalitesi yetersiz olabilir cemaatin, yükseltmeye çalışacağız. Dua ve tevazu ile Allah'a da yalvaracağız. Allah Teala karşı tarafa bizi görkemli, güçlü ve caydırıcı olarak gösterecek. Sen camiyi boş bırakırsan, bu mescidi dırardır dersen, bilmem ne şu olursa, sen Allah Teala'nın karşıya caydırıcı olarak göstereceği imkanları bir defa reddetmiş oluyorsun. Böyle bir de aramızda saftorikler var, affedersiniz yani. Yani çok yanlış gerçekten, cahilce bir tutumla evet. Davranışsan hocam. Tabii. Biz özellikle şu dönemde ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerekiyor. Evet. Hem cami cemaat olarak, diğer bütün cemaatler, vakıflar, dernekler neyse, evet, tüm Müslümanlar birleşmesi gerekiyor. Evet. Son olayları geçen haftada biraz değinmiştik hocam. Yani bugün artık ayrı gayri bırakıp birleşmemiz gerekiyor. Bu cami cemaat olur, diğer cemaat olur. Bugün sanırım bir ilimizin müftüsü bir açıklama yapmış. Onun için de şöyle bir yazı okudum, hoşuma gitti. Bir açıklaması olmuş. Bizim bugün maalesef hani bazı cemaatler var, cemiyetler var. Hepsi mutlaka belli bir rıza için çalışıyor ama o müftümüz şöyle demiş. Yani herkes maalesef benim cemaatimi sayısı artsın ama bu benim cemaatime katılsın istiyor ama demiş. Biz ona çalışmamalıyız. Cami cemaatini çoğaltmaya çalışmalıyız. Güzel. Bu, güzel bir açıklama. O güzel o. Evet. Tabii yani ki. Bugün biz cami cemaatimizin sayısını hangi dernekten, vakıftan, cemaatten olursa olsun, hiç önemli değil. Birleştirici olmamız ve tüm Müslümanların bir kardeş olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Güzel. Bu yılda Diyanet'in bir kampanyası var Sayın Hocam, bildiğiniz gibi. Geç kalma genç gel. Evet, o da güzel. O da sizin bu az önceki dediğinize de çok benzeşiyor. Geç kalma genç gel. Evet. Genç gel. Tabii ki. Şimdi ben ona benzer bir şey diyecektim. Bir zamanlar biz bu program içerisinde, hatta birkaç hafta sürdüğünü hatırlıyorum, mahşerde Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek olan insanlar, olanlar. 60'tan fazla kişi hadis-i şeriflerde sayılıyor. 60'tan fazla, 62 falan hatırlıyorum. Bu biz Müslümanların Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenmek için o telaşlı, son derece sıkıntılı günde bu 62 kişiyi gözden geçireceğiz. Acaba biz bunlardan hangisinden olabiliriz? En az birisinden olmak, imkan varsa birkaçına birden olmak, birkaçından birden olmak için çalışmamız gerekiyor. Yani o 62 kişiyi şöyle bir listeleyeceğiz. Ha, ben şunlardan şunlardan olabilirim. Öyleyse onlardan olmak için planımızı yapmamız lazım. Niçin? Çünkü Arş-ı Ala'nın kıyamette mahşerde gölgesinde gölgelenmek demek, İnsanın bu dünyadan imanla gitmesi demektir. Evet. Bütün mesele de bu değil midir hocam? Tabii. İmanı bir bakıma garantilemek, belgelemek, tasdiklettirmek ve bir daha kaybolmayacağını olmaması için sağlam bir delile bağlamak, bir belgeye bağlamak anlamına gelir. Şimdi bu 62 kişiye bir bakıyoruz camilerle ilgili kısımda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Öyle bir adam ki aklı, fikri, gönlü mescitlere asılı. Evet. Sanki mescitte kandil, avize değil de bu adamın gönlü asılı orada. Aklı camide. Namaza ne kaldı? Bir an önce camiye gitsek. Caminin içine girdiği zaman da rahatlıyor, çıkası gelmiyor mesela. Namaz bitiyor da çıkmıyor. Neyse. Kaldıkça kalası geliyor. Ya da bir yerde bir dostunu bekliyorken yanındaki parka gitmiyor da mesela hemen orada duran bir caminin içine girip orada bekliyor mesela. Rahat ediyor adam. Şimdi bu insanların Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgeleneceklerini Peygamberimiz de söylüyor. Camiye bağlılık. Bir başka şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللّٰهُ اِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ filan diye ayeti okuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Ne dedi? Efendimiz ne buyurdu? Siz dedi, bir adamı camiye gidiyor geliyor, gidip gelmeyi adet edinmiş görürseniz. Bir adam dediler, Hasan Hüseyin neyse, ha şu camiye gidip gelen adam diye hatırlanıyorsa, camiye gidip gelmeyi alışkanlık haline getirmiş görürseniz diyor bir adamı, onun imanına şahit olunuz. Şahit olmak biliyorsun gözle görmek anlamına tabii gelir. Adeta Peygamber diyor ki o adamın gönlünde imanı sanki bir yumak gibi görüyormuş gibi gör. Şahit olun. İmanı tescilliyor yani. Camiye gidip geliyor olmak. İmanı belgeliyor. Niçin? Efendimiz bu sözüne bir ayeti delil getiriyor. Bakınız Peygamberimiz de bazen ayetten delil getirdiği olmuştur. Bu sözüne delil getiriyor. Çünkü diyor Allah Teala şöyle buyuruyor. Tevbe suresi 18. ayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ayeti okuyor. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe ancak ve ancak Allah'ın mescitlerini şenlendirenler iman ederler. Oo, çok güzel. İman ederler, pardon. İman edenler şenlendirirler. Şöyle bir daha tekrar edeyim. Allah'ın mescitlerini ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler şenlendirirler. O camiyi canlı tutarlar. Peygamberimizin ifadesiyle, ayet-i kerimenin onu ifadesiyle öyle diyelim, belgeliyor ki camiye gidip gelmeyi alışkanlık haline getirmiş insanların imanı vardır ve mümindir. Bundan ne anlarız? Bu şekilde davranan insanlar imanla göçeceklerdir. Zaten insan için imanla ruhunu teslim etmek önemlidir. Son nefesten salih insanların tümü, aklı eren insanların tümü Allah'a sığınmıştır. Son nefeste. Allah korusun değil mi hocam? Tabii, Allah'a sığınmıştır. Önemli yani son nefes. Çok önemli. İşte o anda imanı muhafaza ettiren şeylerden birisi camiye devamdır. Bunu bizim hepimizin yapması gerekiyor. İlginçtir yani. Evet. Mutlaka hani Diyanet'in bu ilk kampanyası da çok güzel. Geç kalma, evet, genç gel. Ama evet, nasıl bir camiye geleceğiz? Şimdi toplumumuzda birçok sorunlar da var. Şimdi, İmam arkadaşlarla ilgili, müezzin arkadaşlarla ilgili. Şimdi Konya'da son dönemde biliyorsun merkeze ezan kalktı. Her cami kendi ezanı kendi okuyor. Bu güzel. Ancak ezan sesi de güzel olmalı değil mi hocam? Yani biraz daha hoş. Hani ezanı güzel okuyan bir hafızımız dinlediğimiz zaman çok hoşumuza gider. Evet. Hani bununla ilgili de bir hikaye anlatırlar. Hristiyanın biri bir yere gidiyormuş. Bakmış güzel bir ezan sesi. Demiş ya ne güzel demiş. Ben dönüşte demiş tekrar uğrayayım. İslam'ı araştırayım, Müslüman olayım. Dönüşte aynı camide başka bir ezan okuyor. Çok kötü bir sesle okuyor. Nefreti makamdan diyorlar. Evet, nefret etmiş. Ona para vermiş müezzine. Ya demiş gerek yok demiş filan. Yok yok demiş ya sen bu parayı al demiş. Sen beni dinimden kurtardın. Evet. Yani ben Müslüman olmayı düşünüyordum ama senin bu sesini duyunca vazgeçtim demiş. Evet. Bu da çok önemli değil mi hocam? Evet. Yani bir de şunu da parantez içinde imam kardeşlerimizin hani güzel sesli, güzel kıraatlı okuması gerekiyor ama halkla ilişkiler dediğimiz olay, karakter, şahsiyet. Evet, evet. Mesela birçok görüyoruz maalesef. Hani sesi güzel, çok dünya çapında birinci olmuş ama karakter ve şahsiyette sıkıntı var. Toplumun göz önünde bu insan. Evet. Bunlar da önemli değil mi hocam? Evet. Şimdi öncekiyle ilgili bir şey söyleyeyim, ondan sonra buraya geleyim. Bu Arş-ı Ala'nın gölgesine gölgelenecek olan 60-62 kişi hadislerde geçiyordu ya. Bir de Diyanet'in geç kalma camiye geç kalma genç gel. Genç gel, evet. Onunla ilgili. Bu Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek olanlardan bir tanesi de وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ. Öyle bir genç ki Allah'a ibadet ederek palazlanmış. Oo, ne güzel. Sanki ekmek yiyerek büyümüş değil de ibadet yaparak ederek büyümüş. Hücrelerine ibadet sinmiş bir genç. İşte o Diyanet'in o sloganı da Peygamberimizin böyle bir gencin Arş-ı Ala'nın gölgesine gölgeleneceğini söylemesiyle gençlerin
o gençlik yılları geçmeden, ellerinde o imkan varken, o 62 kişiden birini çok rahat elde etmek imkanı varken, makamlardan birisini, bu gençlik yıllarını ibadete düşkünlükle geçirsinler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, cennet hoşa gitmeyen şeylerle çevrilidir. Cehennem hoşa giden şeylerle çevrilidir. Huffetil cennetu bil mekarih ve huffetin naru bi şehevat. Genç bu hadis-i şerife göre şöyle düşünmeli. Nefis kendisini çok cezbedici şeylere doğru götürebilir. Kendisine dur diyebilmeli ve nefsin hoş görmediği ama Allah ve Resul'ün emrettiği şeyler, onlara kendisini zorlasın. Başta zor gelebilir ama genç bilsin ki Allah Teala murad ettikten sonra bir ameli ona kolay gösterir. Başka bir işi de ona zor gösterir. Nasıl şöyle? Mesela sabah namazı diyelim. Genç iyi niyetiyle, iyi niyeti taşıması ve gayreti ile bunun neticesinde sabah namazını dahi kolaylıkla kalkar ve kılar. Allah Teala onu kolaylaştırır. Öte yandan bu insana, bu gence nefsinin çektiği ama haram olan diğer şeyleri de Allah Teala çirkin göstermeye başlar. Bunun da ifadesi yine Kur'an'da var. Mesela diyelim ki Fetih suresine baktığımız takdirde hemen ikinci sayfada Allah Teala diyor, imanı sizin gönlünüzde süsledi ve küfrü size çirkin gösterdi. Allah Teala haram olan şeyleri böyle iyi niyetle hareket eden bir gence ya da bir insana çirkin gösterir, yüz çevirtir. İyi olan şeyleri de ona süslü gösterir. Allah Teala'nın bu ikramıdır, nimetidir. İnsan yeter ki iyi niyetiyle şöyle bir doğru dürüst bir yol tutsun. Eğer niyeti bozuk olacak olursa, şeytan tam bunun aksini yapar. Hak olan şeyleri batıl gibi gösterir. Batıl olan şeyleri de hak gibi gösterir. O da hak işliyorum zannıyla şeytanın arkasına gitmiş olur. Bir de Allah Teala'dan insan Furkan diye bir kabiliyeti istemelidir. Furkan. Furkan Kur'an-ı Kerim'de bir ismidir. Aynı zamanda Kur'an'da geçen bir suredir. Surenin ismidir. Furkan, hak ile batılı ayırt edebilme kabiliyetidir. İnsan iyi niyetiyle, Allah'tan takvasıyla bu nimete Allah tarafından kavuşturulur ki insan bu Furkan nimetine, kabiliyetine erişti mi şeytan mümkün değil onu kandıramaz. Ayağını hak çizgiden dışarıya mümkün değil attıramaz. İyi niyet, takva ile hareket hem güzel amelleri kolaylaştırıyor, haram amelleri zor ve çirkin gösteriyor, hem de o Furkan denilen, buna basiret de diyebilirsiniz, Allah Teala'nın o nimetine kavuşmuş oluyor. Eyvallah. Evet. Sorun vardı hocam. Soru, tabii ki bu noktada görevlilerimize düşen, her şeyden önce sorumluluğunun idrakinde olarak, mümkün olduğu kadar, çağdaş ifadeyle hani pozitif elektrik diyorlar, evet, ya, pozitif elektrik veriyor olmalıdır. Ve bizim fıkıh kitaplarında kimler imam olmaya daha layıktır konusuna baktığımız zaman tabii ki bilgi, takva da söylenmiş de yanı sıra şuna da dikkat çekilmiş. Her türlü hareketiyle, boyuyla, bosuyla, evet, bilmem güler yüzüyle, güzel ahlakıyla etrafa pozitif elektrik dağıtan, insanları toparlayabilen, dağıtmayan, güler yüzlü, çekici, cezbedici insanlar imamlığa geçsin denir. Evet, çok güzel. İzah çok güzel hocam hakikaten. Yanı sıra bir de arkasından deniliyor ki bid'atçılar imamlık yapamaz, mekruhtur. Efendim, elektrik veremeyecek yapıdaki, bedendeki insanların, olumlu elektrik veremeyecek insanların imamlığa geçmesi mekruhtur der.
Yani çünkü çok, önemli bir makam tabii yani. Tabii kölelerin mesela imamlık yapması mekruhtur der kitaplarımız. Nesebi konusunda dedikodular olan insanın imamlığa geçmesi mekruhtur der mesela. Niye? Çünkü bunlar toparlayıcı olamazlar da ondan. Yani o sizin dediğiniz şey bizim fıkıh kitaplarında imam olabilme vasıfları arasında da geçiyor. Yazıyor zaten. Tabii yazıyor. Yani bir imam düşün ki güler yüzlüdür. Yüzüne baktığın zaman böyle hemen karşılıklı diyaloğa geçesin gelir. Çok böyle anlayışlı davranıyordur. Küstürmemeye çalışıyordur mesela. Gerçekten anlayış sahibidir. Bir de acaba ben bu cemaate neler anlatabilirim? Hangi hizmeti yapabilirim diye sadece namazda camide değil cami dışında da bunu düşünen, zihnini hep bunlarla meşgul eden, imamlığı birinci meslek olarak görüp başka bir şey düşünmeyen insanların kendi çevresinde, mahallesinde, cami cemaat içerisinde yapacağı hizmet çok üstün olur. Üstelik bunun sevabı çok fazla olur. Düşününüz ki Diyanet'e bağlı 130 bin imam var. Ya. 130 bin imam. İmamların dinimizin öngördüğü şekilde sorumluluk hissetmeleri, kendilerini yetiştirmeleri, çevrede toparlayıcı davranmaları ve gece gündüz acaba ben mahalleye ne yapabilirim diye planlar düşünen, faaliyetler düşünen bir imam olsa ya da bu 130 bin kişi yoğunluklu olarak bunlardan oluşsa Türkiye'nin çehresinin çok kısa zamanda değiştiğini görürüz. Demek ki biz Müslümanlar üzerimize düşeni yapmıyoruz, yapmadığımızda kesindir. Yani bu kanaat olarak da söylemiyoruz bunu. Yoksa o kadar imam olsun, o kadar öğretmen olsun, o kadar efendim sivil çalışmalar olsun, toplum yine bu kadar ağır değişsin, bu olmaz mı? Evet. Evet. Yani çok önemli, günümüzde de gençlere bakıyoruz hocam, başıboş maalesef. Evet. İşte uyuşturucu bataklığından tutun birçok kötü alışkanlıklara gidiyorlar. Evet. Buna kim engel olacak? Yani bizler engel olacağız. Evet. Mahallemiz imama engel olacak. Öğretmenlerimiz engel olacak. Ailelerimiz zaten başlı başına bunu takip edecek çocuklarını. Hep birlikte olacak yani. Şimdi bir şey de aklıma geldi, unutmadan da söyleyeyim. Şimdi cenaze vuku bulduğunda namazını kim kılar diye yine bizim İlmihal kitaplarında bir liste verir. Evet. İşte yakınlarından başlıyor. Fakat bakıyorsunuz ki mahallesinin imamı listede yer alıyor. Önemli bir yerde. Evet. O ölen kişi hangi mahallede idiyse o mahallenin imamı namazını kıldırır. Niçin? Çünkü cenaze namazı cenaze lehine şahitliktir ve bir referanstır. Yani namaz kılan insan, cenaze namazını kılan insan sanki şöyle diyor. Ya Rabbi senin huzuruna çıkan bu cenaze, bu ölü, bu kişi iyi bir insandı. Ben de şahitlik yapmaya geldim. Cenaze namazı şahitliktir yani. Şimdi cenaze namazı şahitlik olduğuna göre birisi lehine en iyi şahitliği kim yapar? Onu tanıyanlar yapar. Tanımayan bir insan gelip de birinin lehine şahitlik yapsa şahitliği ona göre ucuz olur, bedava olur, değersiz olur. Ama ben bu adamı tanıyorum. Ben bu cenazeye kefilim. Bu iyi insandı diye şahitlik yaptığı zaman bu şahitliğin kıymeti daha fazla olur. Şimdi olaya şöyle gelelim. Mahallenin imamın için namazını kıldırıyor, cenaze namazını. Çünkü o ölüyü en iyi tanıyanın cami imamı olması düşüncesi var. Peki niye böyle? Çünkü o ölen insan, beş vakit camiye giden bir insan olması gerekiyordu. Beş vakit camiye gittiği için de imam onu iyi tanıyordu. Dolayısıyla imam onun namazını kıldırıyorken Allah'a şöyle diyor imam, Ya Rabbi ben bu adamı tanıyorum, bu iyi bir insandı anlamına geliyor. Şimdi buna göre
buna göre camiye hiç gitmeyen bir adama bu caminin imamı şahitliği yapar mı? Tanımıyor ki. Yani tanımıyor ki. Peki gidip adeta adet gereği namazını kıldırsa ne olur? Allah Teala onun şahitliğine itibar eder mi? Tanımadığı için değil mi? Sen tanımıyorsan niye şahitlik yapıyorsun diye. Onun için kitaplarımızda der ki cemaate gitmeyenin cenaze namazı kılınmaz diye. Oo. Ağır bir şey değil mi hocam? Yani? Bu aslında bir fakih hüküm gibi düşünmeyin. Bu vakayı ifade ediyor yani. Vakayı ifade ediyor bu. Şimdi bu şahitliği düşünerek, cenaze namazının önemini düşünerek, az önce gençlerle ilgili olarak Peygamberimizin söylediklerini hepsini düşünerek cami cemaatini gerçekten o müftümüzün dediği gibi artırmaya çalışmamız gerekiyor. Eyvallah. Evet. Sen hocam programımız da sona erdi ama yönetmenimiz işaret ediyor. Birkaç soru var ama onu önümüzdeki haftaya kalsın. Soruları ben okuyayım isterseniz de. Olur. El birliği organizasyonu katarak ev sahibi olmak caiz midir diyor. Hı. Bir de bir izleyicimiz Gadir-i Hum hakkında bilgi Hazreti Ali'nin birinci halife olması Gadir-i Hum. Evet, hakkında bilgi Hazreti Ali'nin birinci halife olması gerektiğini Peygamberimiz işaret etmiş midir? Evet. Diye bir soru. Bunları konuşalım inşallah. Önümüzdeki hafta inşallah tamam. Konuşalım. Sanırım ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz, başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.